Merhabalar dostlar. Ben Türk Havuçu Hamza Yüksel Koçar. Yarım saat kadar önceydi. Özellikle yerli yivli tüfeklerin özellikle ulusal güvenlikte ne kadar işe yarayabileceği üzerine sizlerle bir video çekmiştik. Şimdi özellikle burada ulusal güvenlikte yivli tüfek sniper tarzında kullanılacak haliyle. Özellikle sivillerin ve haliyle avcıların özellikle ilk bilmesi gereken şey, bakın çok temel bir bilgi, özellikle bu aktif kulaklıklar, onları kullanmak iç taraftan özellikle vurulmuş, içinde insan yaşamayan binalarda duvarlara açılmış delikler, İç taraftan atış yapmak. En fazla hani 8-10 fişekten fazla da atmamak lazım. Çünkü bu tip tüfeklerin yeri oldukça kolay, hani tespit edilebildiği için arkadaşlar yer değiştirmek gerekecek haliyle. Öncelik tamamıyla yerinizi belli etmemek. Şimdi mesela bir de keskin nişancı, karşı harp. Bakın burada özellikle atıyorum Amerikalıların Navy SEALS'larının sniper traininginde mesela yazan şeylerden bahsetmeyeceğim. O kitabı okudum ben. Elimde de var. Lakin özellikle burada bahsedilen şey avcıların ve yivlicilerin bu tip bir çarpışmaya girdiklerinde yapacakları. Arkadaşlar bir de karşı harp. Haliyle o binaların içine girdiğiniz zaman bakın atış sayınız düşük olacak ve yer değiştirmeniz gerekecek. Binanın içinin boş olması lazım. Çünkü yerinizin tespit edilmesi ihtimali itibariyle kaçma zamanlamanız da çok önemli. Ve içeride siviller olmamalı. Bakın gerçi sniper training'de de gösteriliyor bazı meskun mahal harbi ve karşı harp, tamam, teknikleri de ortalama bir sivil ve aynı zamanda avcı için, bakın bu gibi metotlar hani çok da önerilebilir değil, çünkü profesyonel eğitim gerekli. Bakın mesela Ukrayna Savaşı'nda Rusların keskin nişancı harbi anlamında mesela atış gelen her yere uyguladıkları standart olay, binayı savaş uçaklarından serbest düşümlü bombalarla vurmak. Yani keskin nişancıyı orada ölü ele geçirmek gibi dertleri yok. Ateş açanları da gene canlı ele geçirmek gibi dertleri yoktu. Direkt tepelerine bomba atıyorlar. Veyahut tanklardan top atışı yapıyorlar. Zaten bunların tanklarından, aynı zamanda namlulardan atılan, bakın top namlularından atılan çift tandem patlayıcılar içeren, hatta bir füze cinsi de var. Koruganlara, siperlere, zırhlı muharebe araçlarına karşı falan yapılmış aynı zamanda mühimmatlardı bunlar. O gibi şeyler kullanıyorlardı. Ama ekseriyetle serbest düşmeli kullandılar. Ama mesela İsrail'i Gazze'deki çarpışmasında hani bizim tahminimiz daha çok bu MK tip serbest düşmelilere güdüm kiti takılmış akıllı bomba kullanımı şeklinde tahmin ettik biz. Ama İsrailler çıtayı çok daha fazla yükselttiler. Arkadaşlar sığınak delici bombalar vardır. GBU. Şimdi onları kullandılar. Neden? Çünkü yollar çok dar. Bina hava yağıştığı zaman yol tamamıyla kapanıyor. Bu anlamda binanın havaya uçmasını istemedi İsrail'li. Çünkü yolları kullanmak zorundalar. Yol ne kadar az kapanırsa hareket imkanları o kadar artıyordu. Bu nedenle ateş gelen her yere
noktalandı. Noktalanan yerler GBU'larla vuruldu. Arkadaşlar bu GBU çatıdan giriyor dele dele temele kadar. İnip ondan sonra temelde patlıyor ve ardından temel üzerine yığıyor binayı. Şimdi Ruslar başta söylediğim gibi serbest düşmeli bomba kullanıp direkt havaya uçurdular. Ama onların şehir planlamalarında binalar çok yakın değildi. Yollar genişti. Gene de yollar haliyle açık kalıyordu. Şimdi Filistin'de durum çok farklı. Sokaklar dar, evler birbirlerine çok yakın. Yolları açık tutmak lazım. Nispeten en azından biraz açık kalsa da en azından o dev dozerlerle sürmek, süpürmek daha kolay olsun diye İsrailler ister istemez çok daha maliyetli bir şekilde GBU'ları kullandılar. Çok pahalı bu. Anlıyor musunuz? Hani şimdi bu gibi bir karşı keskin nişancı harbi usulü de uygulanacağı için şimdi ne zaman kaçmak durumunda kalacaksınız? Belki yeriniz tespit edilmiştir, belki vurulamamışsınızdır ama orası vurulacaktır. Bu yüzden insan yaşamayan binalar tercih etmelisiniz aynı zamanda. Çünkü o binanın içindekilerin tamamını yok edersiniz. Yani gelip kimse sizin kafanıza sıkmak için uğraşmayacak. Yeni nesil Meskü Mahal Harbi'nde böyle direkt olarak patlatıp kurtuluyorlar. Anlıyor musunuz? Ve akıllı silahlar kullanıyorlar. Pahalı silahlar kullanıyorlar. Bu özellikle temeldir, kolon kesen falan bombadır. O gibi şeylere girmiyoruz. Onlarda hiçbir bilgimiz yok. Biz de hani basından takip ettiğimiz kadar. Bu yüzden çok da filozofluk yapmanın bir alemi yok. Arkadaşlar her şey kısacası zamanlama. Orayı terk edebilmek ve dahası orayı terk ettiğinizde eğer ki arkanızdan vurulursa orası sivil zayiata yol açmamak ve ne olur ne olmaz diye hızlı şekilde aynı zamanda kullandığınız yeri terk etmek. Bu esnada özellikle tekrar söylüyorum, namlu ısıtmaya kalkmayın. Zaten öyle bir adamın tepesine bir bomba düşeceği kesindir. Çünkü yeri kesinlikle tespit edilir. Evet dostlar, böyle bir kısa videoyla daha bu videoyu da bitiriyorum. Yüksek müsaadenizle huzurlarınızla ayırıyorum. Hoşça kalın. Sen kalın.